Merhaba, yeni bir Barda Bas aktivitesine hoş geldiniz. Ben Selva. Leyla ile bugün size denizin dibinde neler olduğunu göstereceğiz. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Şimdi deniz yaz gelirken deniz hepimizin çok ilgisini çekiyor. O yüzden denizin altındaki yosunları ve deniz analarını yapalım istedik biz. Ben çok seviyorum deniz anaları. Denizin altını bu sünger borumuz oluşturacak. Evet, bu galiba denizin altı olacak değil mi? Böyle kumlar falan. Aynen öyle. Onun üstünden deniz anaları ve yosunlar galiba değil mi bunlar? Evet, bunlar yosun. Değişik değişik boy, değişik renklerde. Ve transparan. Farklı yeşillerimiz var. Bunları bu şişleri geçireceğiz. Çok eğlenceli olacak. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ben şu transparanları geçireceğim galiba. Çok garip gözüküyorlar ama bence çok eğlenceli olacak. Ben o zaman bu geçiriyorum. Bu aktivitede çocuklarımıza farklı malzemeleri tanıtıyoruz. Mesela böyle bir eva olabilir. Mesela böyle bir sünger olabilir. Veya böyle şeffaf bir malzeme olabilir. Bunları tanıyoruz. Ve küçük veya büyük üçgenleri görüyoruz. Hem bu malzemeleri hem nasıl hareket ettiklerini hem de böyle ahşap çubuğa geçirirken ince motor becerilerini çalıştırıyoruz. Ben bir tane yaptım. Gibi oldu. Çok güzel oldu. Devam et bakalım. Ben yine bir tane daha bunlardan yapacağım. Çok güzel geliyor. Onları. Evet. Ben mesela bir tane küçük çubuğa, bir tane böyle yeşil sünger, bir tane de eva sünger koydum. Böylece ne? İki tane koyabildim. Onu da şuraya koyayım. Yelken gibi oldu. Aynen, çok şirin oldu. Sen de oraya yap. Çok iyi. Süper. Şimdi bir tane büyük yeşil yap bakalım bence. Bence de çok şirin. Evalar sanki daha sert değil mi? Evalar daha sert. Zaten amacımız o. Sert, yumuşak, daha kıvrımlı. Hepsini bu malzemelerle inceliyoruz. Gözlemliyoruz. Ben mesela en minik bir tane çubuğun üstüne bile 3 tane takabildim. Daha hareketli oldu. Bak benim. Çok sen güzel de takabilirsin oldu. İstersen. Ben de şunu takayım. Tak. Bak küçüklü büyüklü. Deniz'in aldığı gibi farklı renkler, farklı dokular ve farklı boyutlar var. Aynen. Ama benim en sevdiğim galiba şu transparan. Değil mi? Çok şeker oldu. Ben şunları direkt geçireceğim. Daha koyuları ben daha alta koymayı düşünüyorum. Daha güzel bence duruyor. Şöyle tamam, koyacağım. Tamam, süper. Bence şimdilik bu kadar yeter. Şimdi de deniz analarını yapalım. Deniz anası. Ben boyamaya başlayayım istiyorsan. Evet, iki tane değişik boy yarım straforumuz var. Biri biraz daha minik, biri biraz daha büyük. Ben büyüğü alayım. Birini yeşil, birini sarı boyuyoruz. Çünkü denizin altında ki renklere biraz benzesin diye. Ben de sarıyı boyayayım mı? Olur. Bu topları boyarken motor becerilerimizi geliştiriyoruz. Çünkü farklı bir farklı yüzeyleri boyamayı öğreniyoruz. Düz bir yüzey değil, küresel bir yüzeyde çalıştığımız için çocuklarımız farklı boyutlu bir şeyi boyamayı öğreniyorlar. Aynı zamanda da keçeli kalemle bütün her tarafını kaplamayı öğreniyoruz. İki tane elimizi kullanıyoruz. Biriyle tutuyoruz, öbürüyle boyuyoruz. Ve dikkat kazanıyoruz. Şimdi deniz anasının alt kısmı böyle hareketli hareketli olduğu için onları ilk önce bu kalemin etrafına böyle sarıyoruz. Spiral haline getiriyoruz. Aa, yapayım bir tane. Evet. Ben de yapacağım. Evet, sen de yap. Şöyle kalemin etrafına sarıyoruz. Sen de sar. Ben hemen sardım. Hop, süper. Şimdi buradan çıkarıyoruz. Ben çok şirin oldu. Çok tatlı oldu. Bu miniyi ben bu miniye takacağım. Ben de buna büyüğe takacağım çünkü rengi uyuyor. Uyudu, evet.
Aynen şöyle Hop. Taktım. Şimdi devam. Sen istiyorsan şu minikleri koy, ben de şu büyükleri koyayım. Öyle mi? Tamam. Bence öyle olsun. İstersen bir minik sen, bir tane de büyük ben alayım. Çok eğlenceli ve gerçekten de... Rengarenk. Aynen rengarenk. Böyle azıcık aşağı aşağı yapalım. Evet aşağı doğru. Bunu da bunun üstüne takabiliriz böylece ne? Ben de şunun üzerine takayım. İşte bu da bizim deniz anamız. Deniz analarımız. Evet işte bu da bizim denizaltı sahnemiz. Çok güzel değil mi? Eline sağlık Leyla'cığım. Teşekkürler. Öbür videolarımızda görüşürüz.